Jesus'un çok teknik detaya kaçmadan baklavalı, baklava orta sahalı 4-4-2 oynama isteği var. Yani forvet ikilisine yakın olan orta sahan daha ofansif, savunma dörtlüsüne yakın olan orta sahansa daha defansif olması yönünde. Fenerbahçe belki de Türkiye'de, hatta bu uzun yıllardır da böyle, Türkiye'de orta saha rotasyonu en sorunsuz kulüp. Şimdi orta sahaya Lincoln alınınca insanın aklına ister istemez e, Arda Güler ne olacak? Ya İrfan Can var sizde, hani M Pelkas, Mert, Mert hadi, Hakan, Mert Hakan e, Mesut vardı ne oldu falan. Hani yani Lincoln, yani Mesut'u gönderip Lincoln'u almak mı falan derken ben de yine aynı şeyi söylüyorum. Ne sattırdı kombineyi? Jesus. Neden Jesus ve neden bir yıllık kontrat? Bir yıllık kontratı kim istedi? Jesus. Belli ki anlaşma şu. Kardeşim bizi şampiyon yap. O da tamam. Ama bana bırak. Yani belli sizde bir kafa karışıklığı var. Kadroda 43 futbolcu var sizin. 18'i yabancı. Hani ama benim istediğim gibi olmayan şeyler var. Satılacaklar olacak. Rossi'nin gitmek üzere olduğu konuşuluyor. Valencia'nın gitme ihtimali konuşuluyor. Merişa Şimdi öyle. Valencia varken e, Ferdi Sol bek değil de gerçek mevkisine yakın konumlandırılabilecekken bir buruma transferi kafa karıştırdı. E şimdi oraya bir de Vakame'yi alırsan Ferdi sol bek mi olacak? E Ferdi sol bek mi? Sol bek artık. Yani ama bence değil. Bence değil de. bence oraya evrildi diyorsun. Ferdi sol beki de kıvıran müthiş bir futbolcu. Bence çok güzel bir tarif oldu. Tarif. Yani, bu. Yani Ferdi mi Buruma mı sorusu benim nezdimde. Ha ben ortalama bir futbol izleyicisiyim. Benim nezdimde sabaha kadar Ferdi. Bence de. Hani e, tamam hadi Buruma'yı aldın Ferdi'nin önüne. E bir de Bakame'yi aldın. Ya, amacın ne abi Ferdi'ye mi oynuyorsun? Hani Arda Güler zaten İrfan'la boğuşacak çocuk. Zaten Mert Hakan'la boğuşacak forma için. E bir de oraya Lincoln'la aldın. Hani biraz ama şunu da söyleyeyim yapacak hiçbir şey yok. Çünkü Jesus Böyle bir adam. Ve bunu da hak eden bir adam. Şimdi aynısını Pereira yapsa geçen sezonun başında o yaşansa bunlar. Ben burada şarlardım. Ay Kardeşim Pereira'nın lafıyla siz Arda'nın Ferdi'nin önüne adam almayın derdim. Ama Jesus istiyorsa bunu yapacaksın. Öyle. Başka yolu yok yani. Adam çünkü bir planı var. Sanki Arda'ya forma biraz öyle. zor yani görünüyor. Onun baktığı yer önemli. Aynen. Mesela Mesut'la ilgili ne düşünecek? Mesut bir dünya starı ve dünyada şu, hali hazırda da hala birkaç oyuncudan bir tanesi teknik özellik itibariyle oyun zekası itibariyle ama bizim baktığımız yer belirleyici olan değil ya da dünyadaki futbol severlerin mesu, şeyin hocanın baktığı yer önemli işte işte Lincoln tercihini de öyle yorumlamamız gerekiyor Buruma tercihini de öyle yorumlamamız gerekiyor yani aslında teknik olarak da gayet güzel izah etti Serkan mesela savunmanın önü o baklava diliminin İlk çapası olarak ele aldığımız zaman mesela Carvalho i̇yi. hiç kimse itiraz etmez. Çok iyi. Aklın yolu bir dersin Aynen. ama forvet arkası için bir dur, durup düşünüyorsun. Yani Lincoln mu o? Yani Lincoln kötü bir oyuncu mu? Kötü bir oyuncu demezsin ama sanki eldekiler ondan daha iyi gibi geliyor. Yani belki İrfan Can'ı Can düşünüyor. Şöyle bir şey İrfan Can'ı düşünebilir. İrfan Can belki sağa kaydıracak. Yani, İrfan yani Can, baklavanın sağına. Baklavanın sağına kaydıracak. Arda'yı belki henüz rotasyonda kullanılacak e, bir Muhammed oyuncu olarak görüyor. Muhammed Gümüşkaya kötü oyuncu mu? E, değil. O da var. O da var. Buruma ile ilgili tasarrufunu şöyle değerlendirebiliriz. Yani o kendi oyun yapısı içerisinde e, sprinterlere önem veren bir teknik adam. Yani hızlı giden, hızlı gelen. Buruma bu özelliği itibariyle Ferdi'nin önünde olabilir. Ama baskılı oynamayacak mı Fenerbahçe? Yani rakip yer alanda. Var. Şimdi orada Buruma mı, Bakayeme mi? Ha, baskılı oynayacaksa mesela vakeme wake, varsa vakeme. Bu arada da vakemi, Vakememi Karar veremedim de kendisi ben vakemeyim dediği için. Ha, vakeme, diyor, değil mi kendisi? E, kendisi öyle diyor. Vakeme varsa tabii ki vakeme. E yani, yani Hatta baskılı oynuyorsan vakeme. Bir, bir, sol Avrupa al... Ligi'nde oynuyor. Şey, Konferans Ligi'nde iyi takımla deplasmanda oynuyorsan buruma. Öyle. <laughs> yani. Öyle. Belki de öyle bir zenginlik mi hayal ediyor hoca? Onu da bilemeyiz de. Kaldı ki bir sol bek aldınız. Ferdi mi Buruma mı? Yine yani Fenerbahçe oyununun genel anlamda serencamını dikkate aldığımız zaman Fenerbahçe ne oynayacak? Elbette ki daha ziyade sete yerleşerek oynayacak Türkiye Ligi'nde. İçeride ve dışarıda. Birçok maçta böyle oynayacak. O zaman da Ferdi yine dersiniz zaten. Ya, tabii ki Ferdi canım. aslında şöyle bir şey. Yani alınan oyuncular acaba gerekli oyuncular mıydı? Bu bir kafamızda soru işareti oluşturuyor. Ama Jesus e, ismiyle, Jesus markasıyla tercihleri yan yana koyduğumuz zaman bir anda Serkan'ın söylediği Yapacak gibi şey nötralize oluyoruz. Dediğini yapacaksın adamın. Oluyoruz Çünkü yani. o Jesus. Bak Pereira ise bunu söyleyen yapma. Aynı isimler için söylüyorum. Mesela geçen sezonun başındayız aynı isimler konuşuyoruz. Lincoln gel gel geliyor işte Bruma. Pereira ise ben pe Pereira'ya güvenmiyorum ama Jesus'un bu konuda güvenilirliği var. Öyle. Yani Fatih Terim'in bu konuda güvenilirliği var. Ama torrent istiyorsa yapma. İnanılan bir hoca. Öyle. Gerçi adam penyada aklı çıktı mesela torrent. Bir de bu tek imza konusu acaba Fenerbahçe'nin isteği mi, Jesus'un isteği mi? Çünkü şunu Jesus söylüyor. isteği. Ben diyor, yani ülkemin dışında hep böyle çalıştım diyor. Jesus'un isteği. Aslında hem isteği hem de iddiasını ortaya koyuyor. Hayır diyor ki ben bu kadar para istiyorum diyor. Çünkü iddialıyım diyor. Sizin iste, bir isteğiniz var, bir beklentiniz var diyor. Ben size onu vaat ediyorum diyor. Ama yani düşünsene... Bir yılın sonunda o vaadin gerçekleşmediğini ve bir de tazminat ödemek zorunda kalmayı. Aslında bence çok yöne, yöne, etik bir davranış. Yani, kesinlikle öyle. Yönetim için de aslında kolaylaştırıcı Aynen. bir şey sözleşme. Ama bir santrafor şart mı? Kesinlikle. Şimdi Serdar'ın elde olması çok büyük avantaj. Ha, olmadı. Ha şunu da söyleyeyim. Yani aldığım bilgi itibariyle söylüyorum. Jesus Forvet konusunda yönetime çok aceleci olmayın demiş. Yani ben mevcutları da görmek istiyorum. Belki devam etmek isteyecek. Hani bize çok şey geliyor mu? Çok rasyonel geliyor mu durum? Bana gelmiyor. Bana da gelmiyor. Yani Serdar'ı da çok özel bir yere koyuyorum. Hatta geçtiğimiz sezon sürekli oynarsa 15-20 gol arası atabileceğine dair öngörüde de bulunmuştum. Sürekli oynamadığı halde 15 gole çıktı. İşte bir kısmı penaltıdan denilecek. E zaten golcüler bir, gollerinin bir kısmını penaltıdan atar. O bir eksi değil Serdar için. Ama sanki Jesus'u getirdiniz. Şampiyonluk konusunda artık herhangi bir kredibiliteniz yok. Şampiyonlar Ligi'ne katılmak ve orada da iş yapmak istiyorsunuz. Bu durumda Serdar'dan fazlası gerekiyor gibi gözüküyor Aykut. Yani onu söylemekte fayda var. Yani işte çeşitli isimler yazıyor. Ha şey tarafı var bir de. Minca Ekim herhalde Satıldı. Yani kulüp hangi kulüp değil satıldı. ama galiba o, o, satıldı, satıldı. Onu, o operasyon bitti galiba abi. Fenerbahçe'nin Konya Spor'u resmi teklifi oldu değil mi e, oldu. Abdülkerim için? Oldu. E, sizce niye oldu? E tabii bir gitti biri gelsin. yok satıldı bitti kimince işi. Şeydi. Yani, tabii ki ıslak imzalar yok. Her Hı. an her şey olabilir. Bak Bruno Enrique'yi de alıyordu Fenerbahçe hmm. adam sakatlandı. Evet. Yani her şey olabilir hayatta ama şu an görüntü gitti yani.